Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir programda daha karşınızdayız. Efe Hocam merhaba. Nasılsınız? Merhaba Hamit Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Herhalde Kanada'da sıcak problemi yoktur. Tüm dünya sıcakları konuşuyor. Kanada'da da sıcak problemi varsa aşırı sıcak. O zaman hakikaten dünya tersine dönüyor demektir. Yani Amerikan sınırına yakın bölgelerde çok yoğun bir sıcaklık var. Burada da son 3-4 senedir küresel ısınmanın etkileri hissediliyor. Ama tabii tahmin ediyorum Amerika'daki kadar değil. Yani gene 30'lu derecelerde seyrediyor. Bizim bulunduğumuz bölge biraz daha Kuzey Atlantik'te kaldığı için burası da yani 25 derecenin üstünde. 25-30 arası gidiyor bu aralar. Yani aslında Kanada için çok büyük rakamlar yani. Çok hava sıcak diyebiliriz burada da küresel Ama ısınmanın etkisiyle. tüm dünya yani dünyanın önemli bir kısmı sıcaktan kavrulurken siz şu anda serin bir yerde yaşıyorsunuz bize göre. Görece serin, buranın insanları Evet. için yani burada uzun süre yaşayanlar için çok sıcak tabii ki. Burada çünkü normalde 15 derecelerde olduğu zaman bile insanlar tişörtle, kısa kollularla dolaşmaya başlıyorlar. Şimdi herhalde çok Evet. kavruluyorlardır yani buranın lokal insanları. Efe Hocam gündemler de çok sıcak. Yani Evet. seçim oldu, seçimden sonra ortalık sakinleşir falan diye belki bazıları bekliyordu. Fakat öyle olmadı. Her alanda çok çok yani dış politikada, iç politikada, ekonomide adeta böyle bir aşırı sıcaklara benzer sıcaklık var. Dolar önlenemiyor, işte faiz artırılıyor, yeterince arttı mı artmadı mı tartışılıyor. Her şeye zam gelmiş durumda. Vergilerden ne bileyim, akaryakıta vesaire. İlginç manzara var. Fakat bunlar içinde en ilginci tabii ana muhalefetin lideri ve işte seçimde de, Cumhurbaşkanı seçimde de ortak aday olan Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında yaptığı. Daha önce Ümit Özdağ biliyorsunuz ikinci tura giderken Ümit Özdağ'ın ve taraftarların oyunu alabilirim diye bir görüşmeler oldu aralarında Kılıçdaroğlu'yla. Ve belli protokoller açıklandığı söylenmişti, imzalandığı söylenmişti. Fakat Ümit Özdağ çıktı geçen hafta dedi ki eğer Kılıçdaroğlu kazansaydı biz 3 bakanlık ve MİT müsteşarlığını alacaktık. Yani söz verdi bize Kılıçdaroğlu. Hepimiz şaşırdık dedik yani bu nereden çıktı falan. Sonra hani bizim çok şaşırmamızı yani gerek kalmadan CHP açıklama yaptı. CHP'den açıklama yapan kişi de parti sözcüsü Faik Öztrak. Açıklamasında dedi ki evet iki protokol imzalandı liderler arasında. Fakat burada 3 bakanlık MİT müsteşarlığı bunların Ümit Özdağ partisine, Zafer Partisi'ne verilmesi gibi bir madde yok dedi. Yani isteyenler gidip bunu kayıtlardan bakabilirler. Fakat Kılıçdaroğlu geçen gün çıktığı bir televizyon programında dendi ki Özdağ böyle diyor ne diyorsun? Böyle bir gizli protokol var mıydı? Evet vardı dedi. Sonra ama Faik Öztürk yani partinin sözcüsü yok diyor. Siz ne diyorsunuz? Daha yaman ve daha tuhaf, daha trajik açıklamasını yaptı. Öztürk bilmiyordu ki dedi. Efe Hocam bence bu yani biz muhalefetin hali türmeli halini konuşuyoruz. Artık bu herhalde sözün bittiği yerdeyiz gibi geliyor. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Kesinlikle tabii yani çok büyük bir sıkıntılı durum var ortada. Yani hem kendi partisi bilmiyor, parti kurullarını işletmemiş, partinin gerekli mercilerini, organlarını bilgilendirmemiş. Hatta kendi danışmanı bile bu konuyla bu konudan haberi yok yani. Ve Ümit Özdağ Partisi sıradan bir parti değil. Yani bugün Türkiye'de aşırı sağ yükselişte biliyorsunuz. Ve Ümit Özdağ Partisi de bu aşırı sağ partiler içerisindeki en kahverengiye yakın tonda olanı yani en Nazi ideolojisine yakın tonda olan parti. Bunun kendini sol parti olarak lanse etmeye çalışan CHP gibi bir parti içine absorbe edilmesi. Bir de yani 3 bakanlık veriyorsun. Yani 3 bakanlık kaç bakan var ki? Türkiye'de 20 falan bakan var. Yani iyi bir rakam, önemli bir Hocam istihbarat. partinin Efe Hocam, evet. 3 bakanlığın ne olduğuna bağlı olarak önemi değişir de yani İçişleri Evet. Bakanlığı, Milli Eğitim falansa apı yuttuk zaten. Fakat istihbaratı vermeyi düşündüğünü, kararlaştırdığını söylüyor. Bu ne demek yani? Ve parti sözcüsünün haberi yok. Şimdi mesela
normal bir yerde. Bir de bu arada sadece CHP'nin adayı değildi ki şey. Değil mi Tabii Kılıçdaroğlu? tabii. 6 Tabii. tane partinin ittifak adayı. Bir de HDP'nin dışarıdan. Şimdi onların Tabii. falan da herhalde haberleri yok bundan. Muhalefette çok büyük bir yani muhalif kesimlerde Kılıçdaroğlu'nu da bir umut olarak görüp destekleyen kesimlerde çok çok derin bir hayal kırıklığı var. Seçim gecesinden itibaren başlayan bir hayal kırıklığı. Yani bu böyle artarak devam ediyor. İşte yenilgiyi kabul etmemesi, o sandıklara sahip çıkamaması falan bunların üstüne. Şimdi böyle bir affedersiniz rezil bir durum ortaya çıkmış. Burada yani bence bu tablodan hareketle Kılıçdaroğlu'nun bir an önce o görevi terk etmesi beklenir. Öztürk'ün da ne yapması gerekir bilmiyorum. Sizce Öztürk'ün yerinde olsanız siz ne yapardınız böyle bir durumda Efe'cim? Yani Yani parti kabullenmek sözcüsü. çok zor. Kabullenmek çok zor çünkü kendisini de madara durumuna düşürdü yani. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Genel başkan boşluğa düşürdü kendi parti sözcüsünü. Bu da çok şık bir şey değil tabii yani. Özturan bu noktada da bir tepki göstermesi beklenir ama asıl sıkıntı şu. Erdoğan'a alternatif olarak karşımıza çıkarılan bir aday var. Ve en büyük şikayetleri tek adam ve tek adamlık yani tek adam sistemi. Bir kişinin her şeyi belirlediği, şeffaf olmayan, işte kurallarla, kurullarla, işte prosedürlerle yönetilmeyen bir anlayışı eleştiriyordu muhalefet. Şimdi muhalefetin kendi adayı, kendi koalisyonunu, altılı masayı bilgilendirmiyor, kendi partisini bilgilendirmiyor. Kendi başına bir karar almış adam ve yaptığı çok büyük bir hata. Yani bu böyle yenilir yutulur. Ya her şey oya da endeksi değil ki. Yani oradan alacağı %0,5'lik, %0,3'lük oy dan ziyade böyle bir partinin, böyle bir aşırı sağcı zihniyetin muhalefeti üzerinde bu kadar etkili olması, etkili pozisyona geçmesi. Yani sadece seçimlerin kazanılması durumunda elde edeceği MİT müsteşarlığı ve 3 bakanlık değil. Aynı zamanda ikinci turdaki retoriği, söylemi de çok belirledi. Yani bu şimdi biraz hani sorgulamıştık, Evet. demiştik ki neden Kılıçdaroğlu bu kadar anti Suriye, anti Afgan göçmenleri, işte mültecileri bu kadar ön plana çıkardı, hedef haline getirdi. Ve şimdi tabii ki anlaşılıyor ki bu protokolün tabii ki bazı başka maddelerinde de muhtemelen Ümit Özdağ'ın başka beklentileri vardı. Yani ya bak işte sen şu konulara daha fazla değineceksin, bizim desteğimizi istiyorsan dedi muhtemelen. Çünkü aksi takdirde Kılıçdaroğlu'nun birinci turda da aynı söylemleri savunması gerekmez miydi? Yani birinci turda böyle bir protokol yok. Yani imzalanmış. Birinci turdaki konstelasyon, oy dağılımı Ümit Özdağ'ın partisinden de oy almasını gerektirdiği için yelkenleri suya indirmiş anladığımız kadarıyla Kılıçdaroğlu ve tamamen ikinci tur stratejisini de asimetrik bir biçimde yani oy oranından çok çok daha ağırlıklı olmak üzere Ümit Özdağ belirlemiş görünüyor. Bu da çok sıkıntılı bir durum yani. Evet, şey açısından yani bunu daha önce de konuşmuştuk. Bir büyük bir uyumsuzluk, kopukluk var. Yani Türkiye'de muhalif insan yok değil. Belki %50-60 oranında muhalif insan var. Belki AKP içinde bile yani AKP destek veren, Erdoğan'a destek verenler içinde de çok gayrimemnunlar var. Ekonomik gidişattan işte bu bitmeyen U dönüşlerinden ki onları konuşacağız birazdan. Fakat muhalefetin yani muhalif kesimlerin sözcüsü olarak, lideri olarak ortaya çıkanlar hakikaten büyük bir hayal kırıklığı. Yani her biri birbirinden beter. Bu tabii ki çok yani bir açıdan bakarsak yani bütün bunların deşifre olması iyi. Belki bir gerçekten bir yenilenmeye kapı aralanabilir. Bir, yani iyimser bakış. Kötümser bakış Erdoğan'ı tamamen istediği gibi at oynatabileceği, işte Türkiye'nin Azerbaycanlaşma, Türkmenistanlaşma, ne bileyim Suriyeleşme, Libyalaşma süreci daha da ivme kazanarak devam eder diye düşünüyorum. Şey de yok. Mesela biz hep bunu söylüyorduk. Ya kardeşim, yani seçim önemli tabii ama demokrasi seçimden ibaret değil. Yani siz Türkiye'nin yarısını temsil ediyorsunuz. Büyük şehirlerin çoğunda yöneticisiniz. Büyük şehirlerin çoğunda hem halk desteği sizde hem belediyeler falan sizde. Eğer isteseniz yani derdiniz hukuksuzlukla mücadele, demokrasiye Türkiye'yi döndürmek ise bunu her gün, her saat mücadelesini yapabilirsiniz. Burada da bir kıpırdanma yok. Yani tamam seçimi kaybettiniz, seçimi kazansaydınız bu mücadele daha güçlü olurdu.
Ama yani bir sürü hukuksuzluklara karşı itiraz etmek için her gün bir şeyler yapılamaz mı? Yani hep söylüyoruz ya bunu, bir tane Sezgin Tanrıkulu'ya, Faruk Gergerlioğlu'na emanet etmek yerine 300 tane, 250 tane milletvekiliyle sahada olsanız ortalık çok değişir. Mesela bazı yerlerde yani muhalefet olarak seçime girip kaybetmiş partiler var. Geçen mesela Kenya örneğini gördüm. Müthiş, orada da fiyatlar artmış, vergilerle vesaire eylem başlatmış muhalefet. Yani sokaklarda tepkiler gösteriyorlar ve insanlara sahip çıkmaya çalışıyorlar. İktidarın şeyini frenlemeye çalışıyorlar. Yani sandıktan ibaret olmadığını, yani sandığa da düzgün çalışmadılar da. Yani sandık sonuçlarını bile düzgün takip edemediler, koruyamadılar. Ama yani bu tablo muhalefet açısından çok, yani sizce hangi senaryoya doğru Türkiye gidiyor? Yani bütün bunların çürük, işe yaramaz kişiler olduğunu anlaşılıp gerçek bir muhalefet örgütlenmesine mi gidilir? Yoksa Erdoğan ve Türkiye'nin tek adamlık süreci daha mı hız kazanır bu tabloda? Tabii şahıslar bazında eleştirmemiz lazım. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu yaptıklarını şahsi hatalar olarak görüp buna benzer başka şeyler de var. Yani diğer partilerin yönetim kadrolarında da şahsi bazda değerlendirebileceğimiz hatalar, yanlışlar oluyor. Bunları ayrı bir çerçevede eleştirmek, değerlendirmek ve bunların muhasebesinin de parti kurullarınca yapılmasını beklemek tabii zannediyorum seçmenler olarak ve gözlemciler olarak en önemli beklentiler arasında olacak. Ama diğer taraftan bir de bunun kurumsal noktada ele alınması lazım. Yani bu demek ki tek adamlık sadece Erdoğan gibi birinin Türkiye'nin rejimini değiştirmesiyle alakalı değilmiş yani. Bunun bir arka planında sosyolojik dokuyla, kültürel dokuyla, siyasi kültürle falan da alakası var ki bakıyorsunuz her partide Erdoğan'ın kurduğu sistemin daha küçük ölçekte, daha az yetkili ve küçük ölçekte olmakla beraber gene aynı paradigma ile hareket edildiği bir yapı var. Ve demek ki bu CHP ile İyi Parti ile DEVA ile bilmem neyle alakalı bir şey değil. Bu siyasi kültürle alakalı bir şey Türkiye'de. Diğer taraftan parti kurulları da parti tabanı da çok etkili değil. Yani bakın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şey yapması karşısına çıkıp ya kardeşim sen böyle bir şey yapamazsın. Bu parti senin babanın çiftliği değil. Sen buranın bir yöneticisisin. Hasbelkader şu an partinin başkanısın diyebilecek bir kudrette olan ne bir kurum var, ne bir yapı var, ne bir kişi var. Dolayısıyla demek ki bunu üretemiyor Türkiye siyaseti. Bunu üretebileceği Maalesef. bir yapıyı siyasi kültür dönüşümüyle yapması lazım. Yani şunu söyleyeyim, bu rol model olarak baktığınız zaman Kılıçdaroğlu'nun bu davranışlarına, şimdi hani bilmem kime beylik vermişler, ilk babasını kesmiş misali. Şimdi demek ki Kılıçdaroğlu Erdoğan gibi bir pozisyonda olsa şu an yapabildiklerinin çok daha üst seviyede noktaları da yapabilirmiş yani. Şimdi bugün Ümit Yani Özdağ'la Zafer. böyle bir çerçevede anlaşma imzalıyorsa kimseye haber vermeden yarın çıkar uluslararası ilişkilerde de istediği yani Erdoğan'ın yaptığı da bundan farklı bir şey değil zaten bakın. Yani kendi babasının Evet. çiftliği gibi Türkiye'yi yönetiyor. Kılıçdaroğlu da CHP'yi babasının çiftliği gibi yönetiyor. O zaman yani Erdoğan'ın yerine işte böyle vasıflarda, böyle karakterde bir adamı getirdiğiniz zaman da bir şey değişmeyecek. Ama sistematik Evet. olarak yani baktığınız zaman o da çok büyük bir sıkıntı. CHP'nin de demek ki kendi içinde buna önlem alabilecek bir dokusu yok yani. Yani benim de epey zamandır geldiğim nokta şu Efe hocam, yani Türkiye'deki yaşanan sorunları, siyasi sorunları, ekonomik sorunları vesaire Erdoğan'ın ve Erdoğan rejiminin çok çok büyük bir payı var. Fakat Erdoğan'dan ibaret görmek çok yanlış. Bunun bir delili olarak ortaya çıktı bu. Yani Kılıçdaroğlu işte ana muhalefet partisi seçimden itibaren ortaya koydukları performans ve hakikaten daha köklü, daha dip çalışmalara, analizlere ihtiyaç var. Bu arada başka birkaç sıcak gündem daha var. Asıl şeyi konuşmak istiyoruz bugün. Geçen son programımızda söz verdiğimiz bu dış politikadaki Türkiye'nin baş döndürücü bir trafiği var. U dönüşleri mi diyeceğiz, yoksa yeni bir yönelim mi diyeceğiz?
Onu konuşacağız. Fakat ondan önce birkaç önemli konu var. Onları atlamayalım istiyorum. Şu anda milletvekili seçildiği halde hapiste tutulan Can Atalay var. İşte Demirtaşlar, Kavalalar zaten hapiste. Binlerce hakim, avukat, öğretmen hapiste. Bunlar arasında mesela Mustafa Ünal var. Mayıs ayında denetimli serbestlik hakkı geldiği halde yararlandırılmıyor. Böyle binlerce insan var, hastalar var. Her programda bunlara dikkat çekiyoruz. Fakat Erdoğan rejimi mesela kimi bırakmış? Ebu Hanzala lakaplı Halis Boyuncuk 12 yıl IŞİD yöneticiliğinden, yani IŞİD yöneticiliğinden hüküm giymiş birisi, bunun tahliye edilmesinde sorun görmüyor. Niye? Kaçma şüphesi yok diye tahliye edilebiliyor. Fakat bu insanlar, az önce saydım, seçilmiş milletvekili, bir gazeteci, terörle şununla bununla alakası olmayan insanlar maalesef Erdoğan rejimi tarafından aynı muameleyi görmüyorlar. Bilmiyorum, yani bu çelişkiye dikkat eden haberler, analizler vardı. Var mı sizin de bir değerlendirmeniz, yoksa diğer konuya mı geçelim? Buyurun. Şimdi birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi bu Ebu Hanzala IŞİD içinde önemli fonksiyonları olan, komuta kademesinde olan teröristlerden bir tanesi. Kod adı Ebu Hanzala. Türkiye vatandaşı bu adam. Ve bu adam biliyorsunuz TSK personeli iki erin Kuzey Suriye'de yakılması, yani canlı canlı yakılması olayının da komutasını ve bizzat yani o ortamda da bulunan, onların yakılması emrini veren IŞİD teröristi bu adam. Ve bu çok ciddi bir gösterge şey açısından. Yani Türkiye hükümetinin, Türkiye rejiminin bu Kuzey Suriye'deki ve Suriye'nin diğer bölgelerindeki radikal unsurları, yani cihatçı radikal unsurları, teröristleri desteklemesine ciddi bir emare gene. Yani bu adamı niye serbest bırakıyorsunuz? Bu adam katil, terörist, gerçek terörist yani. Hani böyle rejimin ona buna sen teröristsin dediği Aynen. işte yani kısır yaptı, köfte yaptı kermeste diye ya da işte cebinden 1 dolar çıktı diye terörist denilenlerden değil. Bu adam gerçekten eline silah almış, bomba atmış, kafa kesmiş. İğrenç bir adam yani bu adam. Ve yakalanmış tamam. Nasıl yakalanmış? Bu da Amerika'nın, Batı'nın falan bastırmasıyla bazen işte bak biz de iş yapıyoruz bunların karşısında adam tutukluyoruz diyebilmek için göstermelik yakaladıkları bir adam. Ve zaten onun da örneğini görüyorsunuz. Yani aradan birkaç hafta geçmeden, birkaç ay geçmeden de serbest bırakıyorlar bu tip teröristleri. Evet, bir de Yargıtay kararıyla Efe Hocam, biliyorsunuz bu Can Atalay ile ilgili, seçilen milletvekiliyle ilgili son seçimde avukat, bu arada Can Atalay'ı söyleyelim, çok önemli, kamuoyunun yakından bildiği Soma davası, Çorlu tren kazası davası, birçok önemli konuda Gezi davası, bunlardan suçlanıyor. Aslında hak hukuk savunucusu bir insan yani. Yargıtay'a başvurdu partisi. Yargıtay hayır kararı verdi. Yani seçilmiş bir milletvekilini ve avukat, yani içeride tutmaya karar veren, içeride de kalmasına devam etmesi karar veren Yargıtay, bu IŞİD yöneticisi ile ilgili böyle bir karar vermiş. Hakikaten evlere şenlik. Dediğim gibi bir sürü insan da, yani hiçbir şiddetle, terörle alakası olmayan insan maalesef denetimli serbestlik hakları dolmuş olmasına rağmen bu haklardan yararlandırılmıyor. Bunun altını çizmiş olalım. Bu arada bizim gelen sesler, değerli izleyiciler, Reçel'in sesleri Efe Hocam. Reçel normalde çok sakin duruyor ama bugün biraz sesledi. Benden Yaramaz. biraz ilgi istiyor. Ben şu Ya aslında siz müsaadenizle onu kapıyı açsanız, kapıyı açsanız da gelse kapı yanınıza açık. Yok, bari. kapı Ha. açık. Kapı açık ama arkasında konuşuyor, yaramaz. Bir şeyler diyor. Hiç sorun değil. Şimdi yani üzerinde durmamız gereken, geçmememiz gereken önemli bir açıklamayı da emekli bir komutan Ertürk'ten geldi. Geçen 15 Temmuz'un yıl dönümü önüne geldiği için 7. yılı dönemi de sadece 15 Temmuz'u konuştuk. Onun için yani orada bitmiş değil, 15 Temmuz kocaman bir yeni bir rejimin kurulmasına vesile yapıldı. Aynı belki 1925'teki Takrir-i Sükunlar nasıl bir rejimin kurulmasına sebep olduysa, 15 Temmuz'da ben öyle görüyorum açıkçası. Onun için sürekli dönüp dönüp üzerinde durulması gereken,
ve aydınlatılmadan da Türkiye'nin aslında normale dönmesi mümkün olmadığı bir süreç. Onu eğer videosu hazırsa izleyelim, sonra bir iki dakika üzerinde duralım hocam. Tabii ki. 15 Temmuz günü sadece vereceğim emirlerle 15 Temmuz darbe girişimini engellerdim. Ne demek bu biliyor musunuz? 15 Temmuz darbe girişimi engellenmedi. Engellenebilirdi diyorsunuz. Tabii ki. Hani Sayın Erdoğan şöyle dedi. Ben dedi eniştemden duydum dedi. Ben katılmıyorum buna. Çünkü eniştenden duydum ne demek biliyor musunuz? Akar ve Hakan Fidan bana bunu rapor etmedi demektir. Bunun anlamı bu. E tasfiye et, onları yargılat. Yaptın mı? Yapmadın. Demek ki onlar sana sadık kaldı, sana durumu rapor ettiler. Peki niçin böyle bir girişimin bir şekilde yapılmasına ihtiyaç vardı? Çünkü gayri hukuki bir döneme ihtiyaç vardı bunları tasfiye edebilmek için. Normal demokratik yöntemlerle, normal yargı yöntemleriyle bu iş olamazdı. Evet Efe Hocam, biz de tam bunun üzerinde durmuştuk. Geçen yani üzerinde durduğumuz konulardan biri buydu açıkçası. Eniştenden öğrendiysen istihbarat ve genelkurmay başkanı aslında vazifesini yapmamış demek. Onların cezalandırılması, en azından emekliye sevk edilmesi gerekirken ikisi de bakan yapıldı. Yani şu anda Hakan Fidan eskiden MİT müsteşarıydı, şimdi bakan. Hulusi Akan da savunma bakanı yapıldı. Asker tamamen ona bağlıydı. Bütün tasfiyeleri falan onun emir komutasında yaptılar. Yani bu açıklama bizim o gördüğümüz şeyi aslında herkesin de gördüğünü de bu arada işaret ediyor. Fakat bunu son zamanlarda duymaya başlıyoruz. Bir bununla ilgili yorumunuz ne? Bir de yani şimdi burada şu çok net olarak ortaya çıkmıyor mu? Az önceki altını çizdiğimiz noktanın yanı sıra 251 tane vatandaş ve 15 Temmuz dolayısıyla işte Gökhan Açıkoğlu'dan işkenceyle hayatını kaybeden, Meriç'te boğulan çocuklara, öğretmenlere kadar, hapiste hayatını kaybeden bir sürü insana kadar, birçok insana kadar kurbanları var. Yani onların bu darbe, 15 Temmuz girişimi bilinerek önlenmediyse sorumlusu, faili bunu bildiği halde önlemeyenler olmuyor mu? Onların hukuki olarak yarın dava açmaları yolu açılabilir mi? Şimdi şunu söylemek lazım. Bu tip konuları ben gördüğüm zaman, böyle yorumları, demeçleri, değerlendirmeleri falan, itirafları demek lazım aslında. Bunları gördüğüm zaman hiç şaşırmıyorum. Çünkü yalanların çok kötü bir huyu vardır. Yalanların ortaya çıkmak gibi bir kötü bir huyu vardır. Yani yalan, en güzel şey doğruyu söylemek. Doğruyu söylediğiniz zaman hafızanız sizi hiç yanıltmaz. Yalan söyleyenlerin hafızasını sürekli o yalana göre tekrar programlaması gerekiyor. Yani o yalan söylediğini unutmaması gerekiyor ve onu da hesap kitap yapıp da aklında tutabilmek çok zor. Erdoğan rejiminin böyle bir sıkıntısı var. İkinci bir nokta, böyle komplolarda, ki 15 Temmuz bir komplo, böyle komplolarda birçok kişiye bağlısınız. Yani tek bir kişi organize edemez böyle bir olayı. Bunun içinde sadece Hakan Fidan ve Hulusi Akar da yok, Erdoğan da yok. Bunun alt kademelere doğru giden uçları var. Bu yani sokaktaki o vatandaşları öldüren işte veya köprüdeki sniperlara kadar bu işi bilen bir kişiler var yani. Bunlar şimdi bu rejimden nemalanıyorlar. Niye? Konuşmadıkları da bununla alakalı, ekonomik olarak bağımlılar şu anki rejime. Fakat yarın bir gün bu rejim güçsüzleştikçe, ekonomik olarak özellikle çöküntü arttıkça, böyle bu tarz itirafları da sıklıkla duyacağız. Ben buna eminim. Şu kesin, 15 Temmuz bir darbe kalkışması değil. 15 Temmuz bir operasyon. Neden operasyon yaptılar? TSK'yı tasfiye etmek istediler. TSK'yı kendi istedikleri ölçüte getirmek, kendi istedikleri kıvama getirmek istediler. Ve işlerine gelmeyen, tehlikeli gördükleri subayları tasfiye etmek istediler. Bu da öyle devede kulak bir rakam değil. Yani TSK'nın %50'sini, amiral generallerin %50'sini, kurmay subayların %50'den fazlasını tasfiye ettiler. Bu çok önemli bir şey. Bunun dışında rejimi konsolide ettiler. Rejimi kurdular, kurguladılar, konsolide ettiler 15 Temmuz manevrası üzerinden. Bunları da tekrar altını çizerek belirtmekte fayda görüyorum.
Hocam şöyle bir günü görür müyüz? Bizim ömrümüz yeter mi? Yani demokrasi ve milli birlik günü olarak bir bayram olarak adeta kutlanıyor. Halbuki işte burada bir eski bir asker konuşuyor. Geçen programımızda Sönmez Ateş diye başka bir komutanın konuşmalarını duyduk. Daha doğrusu mahkemedeki ifadelerini paylaşmıştık. Yani bir sürü böyle itiraflar var. Yani bunlar dolayısıyla bu ortaya çıkan bilgiler bir gün 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı değil, Demokrasi Günü değil, milli yani millete, demokrasiye kumpas olarak tescil edilip işte bu kurbanların en başta o gece hayatını kaybeden insanlar olmak üzere asıl sorumlulara hesap sormaya başladığı bir günde olabilir mi? Türkiye'de devran çok hızlı dönüyor ama yani böyle bir olasılık ne kadar mümkün? Şimdi 1980'de gerçekleşen 12 Eylül darbesinden sonra yaklaşık 25 sene geçti. Yani 25 22 sene falan geçti üzerinden. Anca o noktada işte bu darbeyle hesaplaşalım. Bu darbede görev alanları yargılayalım. Gıyabında da olsa ölenler vardı falan. Yani böyle bir noktaya anca gelinmişti. Şimdi 15 Temmuz 2016'da olmuş bir hadise. Üzerinden bir işte 20-25 sene geçtikten sonra bu noktaya gelebilir. Ama şöyle de bir şey var şimdi. 80 darbesi olduktan sonra 2 yıl sonra normal hayata geri dönüş kararı alındı, referandum yapıldı ve çok partili hayat yeniden başladı. Sonra seçim yasakları falan kalktı akabinde. İşte Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş siyasete geri döndüler. Bunlar çok tez bir şekilde gerçekleşti. Hızlı, seri bir şekilde gerçekleşti göreceli. Şimdi bugün 15 Temmuz'a baktığınız zaman 15 Temmuz'un sistemi kurmuş olduğu sistem ve 15 Temmuz'da profil kazanmış olan siyasi yöneticiler, ekip bunlar hala çok güçlü bir şekilde iktidardalar. Yani bu 2 sene sonra bitmiş olsaydı, 3 sene sonra bitmiş olsaydı da diyelim ki sadece işte Erdoğan'a biraz dokunulmazlık vererek bir 5 yıllık, 10 yıllık cumhurbaşkanlığı gibi öyle geçecek bir şekilde bir kademeli bir geçiş olsaydı bugün diyebilirdik ki belki 2025-2030'da bu iş çözülmüş olur, biter. İşte dediğiniz gibi hesaplaşma başlar. Fakat daha henüz çok taze her şey. Yani o 15 Temmuz'u kumpas olarak organize eden güçler bir güç birliği olarak iktidarlarını devam ettiriyorlar. Çok güçlü bir şekilde devam ettiriyorlar. Yani o Evet, yüzden yani çok ümitli 15 değilim. Temmuz. Çok kısa bir sürede olmaz. Ama bir gün Hamit Bey şunu söyleyeyim, hani yalanlar ortaya çıkacak dedi ki. Yani eğer bize ömür verilir de biz görebilirsek ki ben 52 yaşındayım, siz de 52 yaşındasınız. Yani gönül istiyor ki biz böyle Ve 65 elde falan üç hocam. olmadan, evet yani Çok fark yok ama gönül bir istiyor. sene daha fazla. Evet. Evet, gönül istiyor ki şey yapmak olsun. Yani işte bir 10 seneye kadar falan toparlansın Türkiye. Keşke böyle bir şey olsa yani. Zannediyorum Evet bu iş yani. Erdoğan ölünce, yani Erdoğan da sonuçta hani sonsuza kadar yaşamayacak şey anlamında söylemiyorum, yani eceliyle ölecek herkes gibi Erdoğan'ın da bir eceli var yani, o da vakti geldiğinde miadı dolacak, ölecek. Şimdi o öldükten sonra bu sistemin iki yakasını bir arada tutabilmek çok kolay olmayacak diye düşünüyorum ben. Yani hasta olur gider, Evet. ölür gider, o zaman bu sistem sapır sapır dökülebilir bir anda yani. Yani Erdoğan'ın tabii ki sistemdeki varlığı çok çok önemli, çok merkezi bir rol oynuyor. Fakat yani epey bir kitlenin kandırıldığını ve bunun milyonları yani 15-20 milyonu geçtiğini de ifade etmek lazım. Son seçimde bunu gördük. Yani insanlar mesela şu konuştuğumuz şeyleri toplumun ne kadarı duyabiliyor, duyma imkanına sahip. Tartışılır. Yani muhalefetin ufak tefek kanalları var. Onları da disiplin altına almaya başladı artık. Habire kapatma cezaları falan geliyor ki o muhalif kanallar da işte Kılıçdaroğlu'nun muhalifliği gibi tartışmalı. Yani birçok konuda problem var. Yani yargı, medya, yani eski Türkiye'de ben Ertuğrul Günay'dan dinlemiştim. O 12 Eylül'de hala siyasetin içinde CHP'de siyaset yapan biri. Hapse giriyor. Yani daha şey kalkmamış. Yani darbe olağanüstü hal falan devam ederken
hakimler serbest bırakıyorlar. Yani hakim de serbest bıraktığı için hapse atılmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani evet. Şeyden bahsetmiyorum, 83 sonrasından bahsetmiyorum. Yani Özal'ın, ANAP'ın seçildiği ve nispeten sivil bir demokrasiye geçildiği dönemden önceki mahkemeler de böyle doğru kararlar verilebiliyor. Ve o kararı veren, askeri iradeye rağmen verilen kararlara rağmen o hakimler de görevlerini devam edebiliyor. Ama şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Yani bu tür karar veren insanlar, bir ola ki yanlış bir karar verirse, ya sürgün ediliyor, ya hapse atılıyor, ya işte başına bir şeyler geliyor. Yani maalesef şartlar çok çok zor. Benim kabusumdu Efe Hocam. Yani Türkiye böyle elitist vesayetçi bir partinin yani azınlık tarafından desteklenen bir partinin altında otoriterliği yaşadı. Tek adam rejimini yaşadı. 25 sene, yani 1925'ten 50'ye kadar. Ben hep şundan endişe ediyordum. Yani bu şeyin, otoriterliğin toplum tarafından desteklenen bir versiyonunda içine girersek, yani ülke olarak, bu acaba kaç sene sürer? Yani 25 senede bundan kurtarılabilir, çıkılabilir mi? Çünkü daha şiddetli. Yani mesela medyaya yapılan baskılara bakıyoruz. Eski darbe dönemlerinde yapılanla karşılaştırıyoruz. Mesela akademiye, üniversiteye yapılan müdahaleyle geçen de konuşmuştuk. Şimdi yapılana bakıyorsunuz. Yani 100 iken 8 bin, 9 bin evet. gibi büyük bir fark var. O farkın altında biraz bu yatıyor gibi geliyor bana. Yani toplumsal desteği Kesinlikle. Olan bir otoriterlik Türkiye'nin de yeni yaşadığı bir şey. Çok ciddi kafa yormak gerekiyor. Dünyada ilk defa olan bir şey değil. Koca Hitler tecrübesi var. Ama yani muhalefet bunun farkında olmadığını düşünüyorum. Yani yanlışların temelinde de bu var biraz. Muhalefet sanki işte eski rejim devam ediyor iyi kötü. Ve orada işte meclise gidersek, ne bileyim yargıya şikayet edersek, dilekçe verirsek işlerin düzeleceğini falan sanıyor. Böyle değil yani. Günaydın. Böyle bir yapı yok artık. Evet. İstersen mecliste 1000 tane grup toplantısında 100 binlerce şey söyle. Bir faydası yok. Yani çünkü onları harekete geçirecek şeyler yok. Aktörler yok. İstersen en büyük yolsuzluğu açıkla. Bir savcı gidip de açıklıyor mu? Onların üzerine gidiyor mu? Yok. İşte Sedat Peker 1000 tanesini açıkladı. Bir tanesiyle ilgili soruşturma var mı? Yok. Yani onun için evet. Hakikaten yani ciddiye alınması gereken yeni bir durum. Bunu önce iyi teşhis etmek lazım. Yani eskiden olduğu gibi bir iktidar gelmiş de iktidarını suistimal ediyor değil. O iktidar yeni bir rejim kurdu. O rejimi alaşağı etmeden yapacağınız mücadelelerin birçoğunun hiçbir anlamı yok. Evet. Bunu görmek gerekiyor. Bu arada Türkiye'deki hukuksuzlukları biz söylüyoruz. Yani bu Erdoğan rejiminin gazetecileri hapse atması, hakimleri hapse atması, öğretmenlere işkence yapması, yurt dışına insanları kaçırması falan bunlar rutin hale gelmişti. Fakat bunlar yani dünyada da aslında suç olarak görülüyor. Özellikle hukukun az buçuk bile olsa işlediği yerlerde bunun önemli örneklerinden biri yaşandı. Kosova'da. Kosova'da 6 öğretmen, hizmet gönüllüsü 6 öğretmen kaçırılmıştı Türkiye'ye. Onların kaçırılmasına yardımcı olan Kosova İstihbaratı'nın eski başkanı ile ilgili de bir dava açılmıştı. 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Yani ben bunu şöyle paylaştım. Diliyorum bu Kosova eski istihbarat başkanı yardımcı olduğu için, yani bu hukuksuzluğa, bu eşkıyalığa, adam kaçırma işine yardımcı olduğu için ceza almış. Tabii bu işi yapanlar var. Yani başta Erdoğan ve işte şimdi Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan ve onların emirlerini dinleyen silsilesiyle sıralı görevliler. Yani temennim bunlar da bir gün hukukla karşılaşırlar ve hukuk önünde bu yaptıkları eşkıyalığa karşı eşkıyalıktan da hesap verirler. Bilmiyorum siz de gördünüz mü bu haberi Kosova'daki ve size ne çağrıştırdı? Evet gördüm. Kosova'nın en büyük hedeflerinden bir tanesi Avrupa Birliği'ne girmek. Dolayısıyla Brüksel'den yoğun bir baskı var ve kendilerini, rüştlerini ispat etmeye çalışıyorlar. Yani Avrupa Birliği'ne bakın işte böyle bir olay oldu ama bu bizim genel politikamız değil. Bu işte bir şahsın, bir hükümette görevli bir şahsın
veya işte bürokrat bir şahsın yapmış olduğu kişisel bir hatadır. Bunun da biz işte bağımsız Kosova mahkemelerinde gereğini yaptık gibi böyle bir mizansen var benim gördüğüm. Fakat şu bir gerçek, bakın bu bunu da buradan söylemeden geçemeyeceğim. Avrupa Birliği üyeleri ve belli başlı bazı diğer batılı demokratik devletler dışında Türkiye rejimi tarafından takibat altında olan insanların güven içerisinde hayatlarını devam ettirmeleri mümkün görünmüyor. Yani işte Afrika'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da, ne bileyim dünyada çok farklı yerlerde, Latin Amerika ülkelerinde falan bulunan çok insan var. Ve bu insanlar tabii ki Türkiye'ye göre çok daha güvendeler. Bu şüphe götürecek bir şey değil ama bu insanların bir şekilde kamufle olmaları lazım. Yani çok böyle profil devam, yani kendilerini ortada gösterirlerse sıkıntılı olur. Yani şu da bir gerçek. Batılı ülkelerde olan, işte sizin benim gibi muhalif olduğu belli olan ve işte nerede yaşadığı bilmem ne de takriben belirli, işte kenti bilmem nesi belli olan insanlar için de aynı şey geçerli. Bakın birçok arkadaşımız, birçok meslektaşımızın başına çok kötü şeyler geldi. Yani işte Acerer gibi veya işte işte başka arkadaşlarımızın Avrupa'da yaşayan Cevheri Güven, Can Dündar, Cevheri Ahmet Güven, Dönmez, Can Dündar, Abdullah Bozkurt, Abdullah Bozkurt. Maalesef. Yani birçok insan fiziksel saldırıya da uğradılar. Çok şükür bu fiziksel saldırılar can kaybıyla sonuçlanmadı ama hem ailelere çok büyük travma oldu hem de o fiziksel saldırı yaşayan insanlara çok büyük travma oldu. Yani şunu söylemek lazım. Çok hukuksuz bir korsan rejim var. Bu rejim ahtapot gibi kendi dışında, kendi toprakları dışında da hukuksuz mafyavari işler yapıyor. Çok temkinli olmakta fayda var. Ben Kosova'daki olayı bu anlamda önemli görüyorum ama yani bu tabii ki sonuç itibariyle bundan sonra böyle bir şey yapmaya kalkacak olan Avrupa'daki o diğer ülkeler için işte Kosova gibi, Makedonya gibi, Bulgaristan gerçi AB üyesi, orada daha zor bu işleri yapmak ama işte eski Yugoslav cumhuriyetlerinde olduğu gibi çok çok sıkıntılı bir duruma getirecek bu konuyu, öyle gözüküyor yani. Aslında yani ben önemli gördüğüm kısım şu, yani bu yapılan suç, hani bunu biz biliyoruz, muhalif gazeteciler, akademisyenler bunu dile getiriyoruz, fakat yani bunu başka hukukun geçerli olduğu ülkelerde de bunlar yargılandığı zaman suç olduğu tescil ediliyor. Yani Türkiye'deki evet. insanların da yani bu devran devam ettiği sürece belki o yaptıkları meşru bir eylem olarak görülebilir. Fakat devran döndüğü zaman, hukuka dönüldüğü zaman dünyanın her yerinde diliyorum Türkiye normalleşir ve Türkiye'de bu yapılanların cezası kesilir, hesabı sorulur. Ama öyle olmasa bile keşke yani dünyada da bunların bir kısmı insan yani savaş suçu, insanlığa karşı suç, işkence gibi suçlar. Keşke bunu görebilsek. Yani uluslararası ceza mahkemesinde, başka yerlerde, belki ülkelerin mahkemelerinde, Almanya'da, Hollanda'da bunun yolu var. Bu suçlular, insanlara işkence yapanlar, insanları kaçıranlar, masum insanlara bunu yapanlar, ki suçlu olsalar bile bunun yapılması suç, yasak yani. Suçluya bile yapamazsınız. Evet. Dilerim yani bu Kosova'daki gelişme önümüzdeki benzer gelişmelerin, hukukun işlediğinin örneği olur. Hocam asıl meselemize biraz geciktik. Dış politika. Yani enteresan evet. şeyler oluyor. Yani ben NATO zirvesiyle başlayalım isterseniz. NATO zirvesine de önemli şeyler konuşuldu. Yani dünyanın en çok konuştuğu mesele, Türkiye'nin de bayağı yakından takip ettiği konuydu. İsveç'in üyeliği olacak mı olmayacak mı? İsveç, Rusya Ukrayna'yı işgal edince yıllardır sürdürdüğü tarafsızlık siyasetinden vazgeçmek zorunda kaldı. NATO'ya üyelik müracaatında bulundu. Fakat Türkiye bunu bir fırsata çevirdi. Efendim şu orada bir sürü muhalif var, onları iade edeceksin, işte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın falan diye epey süründürdü şeyi yani. İsveç'i ve şu cümleyi söylüyordu. Neredeyse NATO zirvesine 5-10 gün kala teröristlere kucak açan İsveç'e NATO üyeliği için onay vermeyiz diyordu Erdoğan. Sonra gitti, bir baktık dünyada baya bir numaralı haber oldu yani. Herkes de şaşırdı. NATO üyeliğine onay verdi Türkiye.
Bu mesela önemli şeylerden biri. Tam öncesinde, bu arada Ukrayna'nın NATO üyeliğine en açıktan destek veren ülke oldu. Rusya'nın terörist diye saydığı bir Azov grubu var. Onların bazı komutanları Türkiye'delerdi ve savaş sonuna kadar durmak üzere aslında Türkiye'lerdi. Fakat Rusya'yı bayağı bir kızdıracak şekilde Zelenski'nin Türkiye'ye geldikten sonra onları iade etti. Yani bunların hepsi NATO zirvesinden önce oluyor. Daha fazla işte insansız araçlardan, SİHA'lardan vermeyi vaat etti. Yani Avrupa Birliği'nden bahsetti bu arada. Yani Avrupa Birliği önünde yıllardır bekliyoruz kapısında falan dedi. Bizi bu konuda destek olmanı istiyorum falan dedi. Yani bambaşka bir şey yani. Böyle geceyle gündüz gibi. Bunu siz nasıl değerlendirdiniz? Türkiye yeni bir bu arada tabii bunu şeyle de ekonomideki değişiklikler de bence tamamlayıcısı bu resmin. Ne o? İşte İngiltere falan diye şey yapan, İngiltere kökenli, İngiltere'nin adamı falan diye suçlanan Mehmet Şimşek ekonominin başına getirildi. Amerika tahsili olan bir hanımefendi de Merkez Bankası'nın başına getirildi. Yani acayip şeyler oluyor. Yani bunu siz nasıl okuyorsunuz? Yani dış politikayı da yakından takip ediyorsunuz, yazıyorsunuz. Yani Türkiye gerçekten bir yeni eğilime mi giriyor? Yeni bir eksen, eski normal eksenine mi dönüyor açıkçası? Yoksa Erdoğan'ın pragmatik hayatta kalma oyunlarından biri mi? Niye böyle ani değişiklik yani bir hafta içinde? Şimdi bu değişikliğe temkinli yaklaşmakta fayda var. Çünkü her şeyden önce NATO zirvesiyle alakalı olarak şunu söyleyeyim. İsveç'in NATO üyeliği henüz gerçekleşmedi biliyorsunuz. Bunun daha bir parlamento süreci var. Erdoğan Ekim'e kadar zaman kazandı. Yani tamam ben onay vereceğim dedi ama bu sözlü bir mutabakat. Ortada yazılı bir şey yok. Yazılı bile olsa zaten bu uluslararası ilişkiler açısından bir anlam ifade etmez. Yani bu bir uluslararası antlaşma bazında olacak bir şey değil. Dolayısıyla onu bekleyip görmek lazım. Diğer bir olay gene uluslararası ilişkilerde retorikten ziyade eylemlere, fiillere bakmakta fayda görüyorum ben. Yani devletlerin uluslararası ilişkilerdeki dış politika davranışlarına baktığınız zaman bunu siyasilerin demeçlerinden ziyade veya konuşmalarından ziyade devletlerin fiili olarak o dış politikayı nasıl yönettikleriyle yorumlamak gerekiyor. Dolayısıyla şimdi şöyle 2011'lerden, 2010-2011'lerden günümüze kadar Türk dış politikasına baktığınız zaman daha önceki dış politikayla arada çok ciddi bir fark görüyorum yani yönelim açısından. Dolayısıyla Türkiye'de ciddi bir eksen kayması meydana geldi. Bu eksen kaymasını da iç siyasetten bağımsız değerlendirmemiz mümkün değil. Yani Türkiye'de bu şu anda uğraştığımız ve demokratikleştirmeye çalıştığımız rejimin bütün etkileri iç politikaya yönelik olmadığı en önemli belirleyicilerden bir tanesi dış politik hedefleriydi. Türkiye'yi ne yapmak istediler? Bu özellikle Avrasyacı derin devlet yapısı Türkiye'yi NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi liginden kopararak yani ta işte 1930'larda temeli atılmış olan batılı yönelimdeki dış politika temellerinden koparıp Çin, Rusya, İran istikametine eklemlemeye çalıştılar. Ve bu istikamete eklemlemelerinin önemli iki gerekçesi vardı. Bir tanesi kendi Türkiye içerisindeki yönetsel anlamda daha fazla serbestliği kazanabilecekleri, ellerini rahatlatabilecek bir ortama kavuşmak. Farklı bir şekilde ifade etmemiz gerekirse Türkiye'yi rahat rahat diktatör ve otoriter bir rejime yönlendirmek. Tabii ki böyle bir şeyi Batı ile çok sıkı ilişkiler içerisinde özellikle AB sürecinde falan gerçekleştirmeniz mümkün değil. Ne yapmanız lazım? O süreçleri bitirmeniz lazım. Bunu yaptılar. İkinci önemli hedefleri de şimdi bu güç paydaşlarının her bir öğesi dış politik anlamda ayrı bir maceracılık, hayalcilik içerisinde. Yani Erdoğan'a baktığınız zaman işte Osmanlıcılık, işte hilafet vesaire neo-Osmanlıcı bir yaklaşım var. Avrasyacılara baktığınız zaman da onların Avrasya Ligi'nde Türkiye'nin bir oyuncu haline gelmesi Türkiye'ye daha fazla jeostratejik avantaj verecek diye bir okumaları var. İki grup birleştiği zaman ortak bir noktaları var. Batı karşıtlığı yani Batı dış politikasından koparmak Türkiye'yi. Dolayısıyla fiilen Türkiye'yi Batı'dan kopardılar.
Ama hukuken hala NATO üyesi olduğu için Türkiye, tabii bu iş biraz daha çetrefilli. İsterseniz o konuya da girebiliriz. Yani neden çetrefilli, NATO üyeliğinin ne gibi bir bağlayıcılığı var? Ona da girmek lazım çünkü öyle çok kolay değil yani NATO ekseninden Türkiye'yi bir anda çıkarmak. Çok ciddi bir yapısal durum söz konusu dış politika açısından. Ama özetlemeye çalıştım, çok kısaca durum bu yani. Ama Efe Hocam, yani bu dediğiniz doğru. Hakikaten öyle bir savrulma yaşandı. Yani işte bir tür Avrupa'ya, Amerika'ya meydan okundu. İşte Şangay İşbirliği Örgütü'ne biz artık gireceğiz. Şu anda gözlemci durumdayız. Tam üyelik için başvuracak mıyız, etmeyecek miyiz falan konuşuluyordu. Rusya ile stratejik ortaklık falan konuşuluyordu. Yani oradan buraya deniz mi bitti? Yani Erdoğan'ın o içerideki Avrasyacılarla ortaklığında bir sorun mu var? Yoksa Erdoğan bir tehdit mi aldı? Mesela bir tane çok önemli bir gelişme var. Bu şeyden yani Erdoğan'ın terörist İsveç, teröristlere kucak açan İsveç'e onay vermeyiz açıklamasından. Biz tamam İsveç'in üyeliğine onay veriyoruz açıklaması arasında bir haber çıktı. Yani bazen tek şahıs olduğu için bütün bunlara karar veren. Bence bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Yani dediğiniz devlet aklı epeydir çöpe atılmış. Onun için o haber şuydu. Onu izleyicilerimize hatırlatın, ben size de hatırlatayım. Şey diyor ki Reuters bu arada yani ciddi bir en dünyadaki önemli haber ajanslarından biri. Diyor ki Amerikalı ve İsveçli savcılar Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği bir yolsuzluk konusunda dosyasıyla ilgili incelemeler yapıyorlar. Bu aradaki en kritik haberlerden biri buydu. Yani Erdoğan bir şantaja mı geldi? Birkaç tane soru işareti var. Yani Erdoğan'ın bu tür hamleler yapıldığı zaman nasıl tepki verildiğini aslında Batı falan çok iyi biliyor. Mesela bir Suriye operasyonu falan bir ara gündemdeydi. Bakın şimdi hiç gündemde yok. Çünkü Amerika Kongresi'nde dediler ki Erdoğan ailesinin mal varlığının araştırılmasına. Bu arada bunu araştırmıyorlardı. Muhtemelen bu Bilal Erdoğan'la ilgili dosya da rafa kaldırıldı. İşe yarıyor ama. Ya acaba bu mu? Yani böyle hakikaten Erdoğan'ın ailesine, şahsına dönük bir şantajla mı bu kadar 180 derece dönüşüm yapabiliyor? Yani yaptı Erdoğan. Ortaklarıyla, Avrasyacı falan ortaklarıyla arasında bir sorun mu var? Yoksa ekonomik gereklilikler mi şey yaptı? Yani deniz bitti. Türkiye'nin bu durumunu finanse edecek Rusya'nın şunun bunun zaten gücü yok. Onlar zaten ambargo altında Rusya. Yani ne yapabilir? Bu zorluklar nedeniyle mi Türkiye böyle yeni bir yönelime giriyor? Bu üç tane sebep. Hangi şık sizce akla yakın, daha mantıklı açıklıyor bu değişimi? Şimdi eskiler şey der ya, bir koltukta iki karpuz taşıyamazsın yani. Ya herro ya merro. Belli bir noktada karar vermesi lazım Türkiye'nin. Fakat bu karar verme sürecini uzatmaya çalışması da Türkiye'nin şu anki yönetiminin yararına olan bir şey. Yani bu NATO ile, Batı ile, AB ile veya Avrupa Konseyi ile ilişkileri bir gecede çöp sepetine atmak ve yeni bir dünya kurmak çok kolay değil. Bunu açıklayacağız işte, bunu konuşmamız lazım programın ileriki safhasında. Ama yani şu aşamada şunu söyleyeyim. Durumu idare etmeye çalışıyor Erdoğan. Yani bu tarz önemli bir zirve olduğu zaman biraz daha anlayışlı, biraz daha mülayim, işte batılı ülke liderleriyle dostane fotoğraf karelerine girmek, el sıkışmak, anlayışlı hareket etmek işine geliyor. Ve diğer taraftan işte bir de öbür tarafta ortakları var, Rusya gibi, işte İran gibi, Çin gibi. O ortaklarıyla da ortak hareket ediyorlar. Şimdi bunları tabii hep tahmini olarak analiz etmeye çalışıyoruz. Neden analizlerimiz hep tahminler üzerine kurulu? Eskiden Türk dış politikası ile ilgili bu tip noktalarda çok daha net bir veri akışı oluyordu. Kamuoyuyla paylaşılan bilgiler, belgeler, işte ne bileyim demeçler, basın yayın organlarının sorduğu sorular, onlara alınan cevaplar çok daha nitelikli ve açık bir tablo ortaya koyuyordu bizim açımızdan. Şu anda böyle bir şey yok yani, bu rejim resmen eski Sovyetler Birliği gibi kapalı kutu ve biz de kremlinoloji yapmaya çalışıyoruz. Yani işte edindiğimiz izlenimlerle, gözlemlerimizle puzzle'daki boş noktaları tamamlayarak resmi görmeye çalışıyoruz. Burada da zaman zaman sıkıntı oluşabiliyor. Fakat benim gördüğüm, net olarak gördüğüm şu, Türkiye'de ciddi bir eksen kayması var. Ya Türkiye'ye bugün deseler ki hani Avrupa Birliği'ne girelim, süreci başlatalım falan diyor ya Erdoğan.
bugün bir blöf yapıp deseler ki tamam sizi yarın alacağız. Siz de yarından itibaren Kopenhag kriterlerini uygulamaya başlayacaksınız. İlk başta Erdoğan kabus görmeye başlar yani. İstemez ki böyle bir şeyi. Ya böyle bir şey ne onun ortakları ister ne kendi ister. Avrupa Birliği'ne girmek demek işte açıklık, şeffaflık, demokrasi standartları, insan hakları karnesi, Kürtlere yönelik hareket işte Kürtlere yönelik politikalar, Türkiye'nin rejimine ilişkin çok esaslı noktalar. Bunların her birinde çok ciddi geri adımlar atması lazım Türkiye'yi normalleştirme yolunda. Bunu istemez. Dolayısıyla şimdi Batılı devletlerin de beklentisi şu yönde. Ya biz bu Erdoğan'lı Türkiye'ye rağmen bu NATO gemisini yürütmemiz lazım. Yani İsveç'in üyeliği çok önemli. Yoksa Türkiye'yi çok fazla tınladıkları yok. Ama Türkiye'nin entegrasyon seviyesi o kadar yüksek ki NATO içerisinde. Yani bu böyle alelade Türkiye'yi bypass edebilecekleri bir ortamı sunmuyor. Hem NATO'nun genel tüzüksel çerçevesi yani hukuki anlamda böyle bir imkan yok. Türkiye'yi bypass etmeye kararlar oy birliğiyle alınıyor NATO'da. Diğer taraftan Türkiye'nin bir de NATO ile kurmuş olduğu bağ arasının içinde çok önemli noktalar var. İsterseniz o konuda birkaç bir şey söyleyebilirim. Yani ne gibi bir bağ var? Birazcık bizi izleyenlerin bilgi edinebilmeleri açısından. Şimdi evet. Biliyorsunuz Türkiye 1952'den beri NATO üyesi. Yani çok uzun bir zamandır NATO'nun ilk üyelerinden yani ilk kurucu ekipten değil ama ilk genişlemede Yunanistan'la birlikte NATO üyesi oldu. Ve şimdi Türkiye'de çok önemli NATO altyapısı var. Bunların ilk başında şimdi NATO'nun 3 tane operasyonel birimi var dünyada. Bunlardan bir tanesi Hava Komuta Merkezi Ramstein'da Almanya'da. Bir tanesi Deniz Komuta Merkezi o da Northwood Birleşik Krallık İngiltere'de yani. Ve bir de operasyonel düzeyde bir komuta merkezi olan Allied Land Command yani nedir? İttifak Kara Komuta Merkezi. Yani ittifakın kara en asıl yani şeyi kara askeri yapısı nerede biliyor musunuz? Bu da İzmir Buca'da. Yani 3 tane önemli operasyonel çok ciddi yani NATO'nun bu bel kemiği bunlar. Bu NATO'nun bel kemiği bu İzmir'de. Şimdi bunun dışında bakın NATO Amerika Birleşik Devletleri demek. Yani bunu bir itiraf edelim yani. NATO demek Birleşik Devletler ana çatısını o oluşturuyor. İncirlik Hava Üssü NATO'nun en geniş hava üslerinden bir tanesi ve NATO içerisinde sadece Türkiye'de ABD'nin ABD dışında sadece Türkiye'de 50'den fazla nükleer balistik füzesi var İncirlik üstünde konuşlu. Yani ABD'nin dışında ABD toprakları dışında nükleer füze konuşlandırdığı çok az yer var. Bunlardan bir tanesi de İncirlik üssü. Bir başka nokta Konya Hava Üssü. Bu da NATO hava filosunun en önemli üslerinden bir tanesi. 1951-52 senesinde Türkiye girerken ABD inşa etti bu NATO'daki şeyi, Konya'daki üssü. Burada da AVAX erken uyarı sistemi var. Yani AVAX erken uyarı 2-3 yerde var NATO'da. Bunlardan bir tanesi Konya'da. Bunların hepsi Sovyetlere ve İran'a yakın olması, Orta Doğu'ya yakın olması hasebiyle çok stratejik önemli. Ve şimdi bir üçüncü noktaya değineceğim. O da ne biliyor musunuz? O da Kürecik'teki radar üssü. Bu radar üssü en son yapılan, en yeni radar üssü NATO'nun ve bu tamamen işte Kuzey Kore'den, İran'dan veya başka düşmanlardan NATO topraklarına gelebilecek füzelerin en erken uyarısı bu Malatya'daki, Kürecik'teki üste yapılıyor. Bunların hepsi NATO kontrolünde ve ABD askerleri, NATO askerleri konuşlu. Şimdi böyle bir ülke varken bu kadar NATO ile, yani Türkiye NATO, yani NATO bir örgüt değil, NATO aslında bir varlık yani siyasi bir varlık aynı zamanda. Türkiye'de bu NATO'nun bir parçası, NATO'yuz biz yani. Şimdi bu NATO'nun dışına çekmeye çalışıyorlar ve burada kan uyuşmazlığı oluyor. Yani bir taraftan NATO panikliyor diyor ki ya bu kadar benim altyapı yatırımım var ben bunları bir gecede başka bir ülkeye transfer edemem. İkincisi başka bir ülkeye transfer etmek istesem bile Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle elde edebileceğim birçok avantajı örneğin Polonya'da veya Bulgaristan'da bunları konuşlandırmak o avantajı sağlamaz Türkiye'ye yani. Bunlar çok önemli noktalar. Erdoğan'ı da aşan noktalar aslında biraz bunlar yani. Yani bu kadar iç içe geçmişliği ayrıştırmak öyle akşamdan sabaha olacak bir şey değil. Belki mümkün de değil.
diyorsunuz, öyle anlıyorum ben Efe hocam. Fakat yani böyle bir çaba içindeydi Türkiye, değil mi? Yani o çabanın evet. sonuna gelinmiş görünüyor, değil mi? Yani buradan evet. mesela diğer bir soru şu, yani bu Avrupa Birliği konuşuluyorsa, NATO'ya yaklaşma konuşuluyorsa, işte Rusya'ya mesafe konuyorsa, yani iki şey aklıma geliyor, soru, ilave soru. Şimdi bu nereden başladı? Biz bir S-400'ler aldık yani. Türkiye S-400'ler aldı. Hiç kimse de anlam veremedi buna. Yani niye karşı kullanacağız falan. En son dediler ki işte Türkiye ordusu içinden bir ayaklanma olursa 15 Temmuz gibi bir başka bir sistem lazım ki onları düşman görsün ve engellesin falan gibi. Yani en saçma uçuk teorilerden biri buydu ve o kullanılamadı. Yani böyle büyük bir meydan okurcasına canlı yayında getirildi. Fakat şeye kaldırıldı. Yani açılmadı bile sistem. Fakat bundan dolayı Türkiye F-35 projesinin parçasıydı. Yani en son savaş uçak teknolojilerinin içinde barındıran projenin parçasıydı. Oradan Türkiye atıldı. Yani bu S-400 ile ilgili müttefiklerinin sözünü dinlemediği için, meydan okuduğu için onlara atıldı. Şimdi bütün bu tavizleri, yani bütün bu tükürdüklerini yaladı bir bakıma. Yani bunun tabanın nasıl evet. bunu değerlendirdiği aslında başka bir muamma. Yani bu kadar meydan okuma falan. Sonunda ne kazandık? Biz şimdi yani en önemli niye Türkiye işte bu kadar U dönüşü yaptı? Ne istiyor yani karşılığında? F-16'lar almak istiyor. Yani şeyi miadı dolmuş F-16'ları alabilmek için yapıyor. Yani bu hakikaten şu, yani ben öyle görüyorum. Bir devlet aklı olmayınca, tecrübe falan çöpe atılınca böyle saçma sapan bir adamın o günkü şeyine göre, kafasına göre kararlar veriliyor ve hiçbir de faydası olmayan bir noktaya geliniyor. Yani biz niye 6-7 yıldır bu saçmalıkları yaşadık madem buraya gelinecekti? Yani bu meşru bir soru değil mi? Bir bu. İkincisi yani bu NATO'ya yönelme, Avrupa Birliği'ni falan hatırlama, bu tek adam rejiminin demokrasiye doğru evrilmesine dönük bir umut şeyi olabilir mi? İşaret olabilir mi? Yani orada da bir normalleşmenin habercisi olabilir mi? Yoksa sadece işte bazı şantajlar dolayısıyla Erdoğan rejimi kendini demokratik dünyanın da onayını almış işine yürümeye devam edecek mi? Şimdi normal şartlarda bu sorularla 1990'larda ya da 2000'lerin başında karşılaşsaydım ve siz de karşılaşsaydınız muhtemelen farklı cevaplar verirdik. Yani ben mesela böyle bir eksen kaymasının 1990'larda veya daha önce olabilme ihtimalini sıfıra yakın görüyorum. Kıbrıs 1974'te Kıbrıs Harekatı'nı yaptığı zaman bile bu kadar büyük batıyla diplomatik kriz ortaya çıkmamıştı. Yani şu anki kriz bambaşka, çok daha yapısal seviyelerde devam ediyor. Şöyle düşünün, yani bir bünyeyi bir gecede öldüremiyorsunuz. Ama o bünyeye işte belirli oranlarda siyanür zerk ederek ya da işte ne bileyim nikotin vererek veya işte alkol vererek onu kanser edebiliyorsunuz uzun vadede. Şimdi Türkiye çok uzun süredir bu zararlı etkilere maruz kaldı. Dolayısıyla NATO ile ilişkileri bir vücut olarak görecek olursak Batı ile ilişkileri tabii ki hala o vücut var. Yani görüyoruz bu vücudun olduğunu fiziksel olarak ama çok zarar gördü. Yani çok ciddi anlamda hastalıklarla mücadele ediyor. Bu vücut ölebilir. Yani masada kalabilir, eks olabilir. Çok yakın bu ihtimal. Fakat hala Batı Türkiye'nin tekrar bir ne diyelim sistemi fabrika ayarlarına NATO ile ilişkili, Batı ile ilişkili bazda geri getirebileceğini hayal ediyor, tahmin ediyorum. Ve Erdoğan'ın bu kadar büyük destek alması çok çeşitli kesimlerden ve özellikle de demokratik seçimsel prosedürde hala Türkiye'de her iki kişiden bir kişinin Erdoğan'ı desteklemesi Batılıları ürkütüyor. Yani Türkiye'yi tamamen kaybetmek istemiyorlar açıkçası. Yani o yüzden çok fazla yüklenilmiyor. Bu olay 1980'lerde, 1990'larda olsaydı yani böyle bir eksen kayması çok çok bariz bir şekilde farklı kanallarla müdahale edip bu rejimi yani o hükümeti, o hedefleri olan o hükümeti çökertirlerdi. Şimdi normalde biraz da şunu görüyor olabilirler. Gidişat çok dışarıdan müdahaleyi gerektiren bir gidişat değil. Yani böyle devam ederse zaten bu kendi kendine
implode olacak. Hani o Atlantik'te belli bir derinliğe inip çöken bir denizaltı vardı, hatırlayacaksınız. Turistleri gezdiriyordu Titanik'in yanında. Yoğun baskıdan dolayı implode oldu. İmplode olma ihtimali çok yüksek. Türkiye'nin ekonomik problemleri başa çıkılabilecek gibi değil. Ve Türkiye böyle devam ederse Venezuela gibi, Rusya gibi, İran gibi, Çin gibi çarkları çeviremez, kendi yağıyla kavrulamaz. Çünkü bu bütün saydığım ülkelerde belirli ham madde kaynakları var. Bu sebeple dışarıya daha az bağımlı konumdalar. Ama Türkiye çok bağımlı. Özetle şunu söyleyeyim, yani bu Batılıların beklentisi şöyle. Yani bu Erdoğan rejimi zaten öyle ya da böyle çok gelecek vaat etmiyor. Tamamen Türkiye'yi Batı'dan koparmadan bunlar çöker. Bunların yerine gelecek olan bir yeni bir iktidar da Türkiye ile Batı ile ilişkileri onarır. Tekrar Türkiye'yi normal rayına oturtur diye bir beklenti içindeler. Evet ki öyle bir rejim gelmeden de işte Erdoğan da deniz bitti ve bütün tükürdüklerini yalayarak taban başka bir programda belki konuşmamız lazım. Yani bu kadar dönüşümü ey Amerika ey Amerika diye coşuyordu o taban. Amerika şeyde alkışlıyordu değil mi? AKP'yi destekleyenler. Şimdi Amerika'dan bir akademisyen geliyor. İngiltere'de çalışmış uzunca bir dönem Mehmet Şimşek geliyor. Bir de Erdoğan'ın Halk Bankası'nı dolandırmakla suçladığı kişi geliyor. Yani ekonominin başında. Çare olup olmayacağı başka bir tartışma ama hakikaten böyle çok çok tuhaf bir savrulma. Ama ben de yani bir sürü böyle diplomat kaynaklardan gördüğüm şey şuydu, değerlendirme. Bazı konferanslarda falan açıkça da bunu söylüyorlardı. Yani biz Türkiye'yi Erdoğan'dan ibaret görmüyoruz. Türkiye'nin tamamını kaybetmek istemediğimiz için biraz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Yani bunun tabii eleştirilecek bir sürü tarafı var ama pragmatik bir okuma biçimi. Hakikaten siyaset netice itibariyle gerçekler üzerinden yapılıyor, idealler üzerinden yapılmıyor. Fakat bu dış politikadaki savrulmanın bu batıya bakan yönünü az önce konuştuk. Onunla birazcık da ilişkisiz değil, ilişkili doğu tarafı da var. İşte en Evet. çarpıcılardan biri geçtiğimiz günlerde Erdoğan Körfez turuna gitti. Şimdi gittiği ülkelerle papazdı yakın zamana kadar Erdoğan. Mesela onlardan bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi Erdoğan'ı destekleyen öncü yandaş gazetelerden Yeni Şafak meşhur bir manşeti var. Şerefsiz bunlar diye. İçişleri Bakanı, Erdoğan İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Yani resmen kayıt altında beyanatı var. Diyor ki 15 Temmuz'un finansörü Birleşik Arap Emirlikleri ve aynı zamanda Amerika'nın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talimatıyla 15 Temmuz oldu. Şimdi gittiği yerlerden diğeri Suudi Arabistan. Suudi Arabistan için ne diyor 2018'de? Şuradan hızlıca okuyayım. Evet hocam. Diyor ki konsoloslukta alçakça şehit edildi Cemal Kaşıkçı. Gazeteci. Hatırlayalım. Washington Post'ta yazan muhalif Suudi Arabistan'ın muhalif gazetecilerinden biri. Ses kaydında yani onu öldürenler ben kesmeyi iyi bilirim diyor. Erdoğan'ın konuşmasını aktarıyorum. Yani kayıtlarda var. Bunlar dünyayı enayi zannediyorlar. İnsanları enayi zannediyorlar. Ve ben ve bu millet enayi değil. Hesabı sormasını biliriz diyor. Bu Erdoğan geçtiğimiz günlerde Veliaht Prens Muhammed bin Salman ki bu emirleri Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiği söylenen kişi ve fiilen Suudi Arabistan'ı yöneten kişi aslında onunla sarmaş dolaş ve bir tok hediye etti şey Erdoğan. Yani hesap sormak istediği Kaşıkçı'nın katilleriyle böyle bir al gülüm ver gülüm oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'yle bayağı kapsamlı anlaşmalar yapmışlar. Onun da imza törenleri falan fotoğrafları var. Belki Sedat Peker'i getirmeyi düşünüyor bu anlaşmalar çerçevesinde. Türkiye'den bir sürü şirketi zaten aldı. Körfez'den ülkeler tekrar alacaklar. Fakat bitmedi, bitmedi. 27 Temmuz'da Sisi, Türkiye'de Erdoğan'ın en önemli propaganda malzemelerinden biri, darbeci, işte ihvanı şöyle yapan, böyle yapan Sisi ile de kucaklaşmalar. Yani bunu nasıl açıklayacağız? Bu da bir normalleşme mi? Yine deniz bittiği için veya batıya yönünü tekrar döndüğü için buralarda bir toparlanmaya mı gidiyor?
ve tabanına bütün bu dönüşlerini nasıl anlatabiliyor? Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz Efe Hocam? Zor tabii yani bu, çünkü demeçler ortada, internette basılı duruyor, insanlar arşivlerden takip edebilir. Şunu görüyorum, hani dediniz ya deniz bitti, yani acil paraya ihtiyaç var. Türkiye borçlarını çeviremiyor, çok ciddi bir temerrüte düşme riski var, iflas etme riski var Türkiye'nin. Yani tarihinde hiç iflas etmedi biliyorsunuz, Düyun Umumiye'den itibaren, ki o da Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmenin neticesinde olmuş olan bir şeydi. Yani ortada bir dünya savaşı falan mı vardı, biz mi kaçırdık onu bilemiyorum. Türkiye'nin bu kadar ekonomisini dağıtmak için ne yapmak, yani nasıl bir dış bahane bulabilirler? Hiçbir şey yok. Ha, Süleyman Soylu'nun dediği Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'un finansörü olma durumu zaten tam bir salaklık yani. Hani bunu özür diliyorum bu şekilde söylediğim için. Düşük IQ'lu olduğu için Süleyman onları böyle ağzından kaçırıyor. Eskiden de zaten bunları konuşup açık vermemek için metinlerini bize yazdırıyordu. Yani bana işte Kenan Hoca'ya, Vedat Hoca'ya falan yazdırıyordu. Böyle ekibi vardı, metin yazıcı bir ekibi. Şimdi şunu söylemek lazım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansörü olduğu 15 Temmuz'da neyi finanse etmiş Birleşik Arap Emirlikleri ya? F-16'lar kalktı diyorsunuz. Onların zaten her zaman deposunda benzin var. Tanklar geldi diyorsunuz. Tankların deposunda benzin var. Yani zaten bir gece sürdü bu olay. Yani bir gecelik bir darbe kalkışması. Yani ne gibi bir paraya ihtiyaç varmış? Yani bunu o iddia ediyorsunuz, hani bu komutanlar yaptı. %50'sini amirallerin, generallerin tutukladınız ya. Bu tutukladığınız amiraller, generaller kendi maaşlarından %10 toplayıp aralarında böyle bir bütçe oluşursalar o bir gecelik masraflarını zaten çıkarırlarmış yani o darbenin. Bir gecele darbe mi olur zaten? Şimdi şunu demek lazım. Yani bunlar hep kendi tabanlarını manipüle etmek için kullandıkları bir takım söylemler var. Diyeceksiniz ki peki kendi tabanlarını nasıl böyle kolay manipüle edebiliyorlar? Ya kendi tabanlarının çok önemli bir bölümü, hani aşağılamak için söylemiyorum, zamlarla iktidar arasında doğru orantı kuramayacak kadar olaylardan bir haber. Daha kötü bir şey söylemek istemiyorum. Bir haber diyorum yani mecburen hakaret etmemek için insanlara. Yani şunu demek lazım. 15 Temmuz külliyen büyük bir yalan üzerine kurulu, her şeyiyle büyük bir yalan üzerine kurulu ve bu işte büyük bir ekonomik de facia yarattılar. Çünkü Türkiye'yi sadece rejim değişikliğine, hani şöyle olsaydı mesela, yurtsever bir takım insanlar kendi inandıkları, yani yurtseverliği tırnak içinde söylüyorum, kendi inandıkları âli değerler uğruna bir takım riskler alarak Türkiye'nin işte dış politikasını, rejimini falan değiştirselerdi, buna bir şekilde farklı bir perspektiften bakabilirdik yani, hani sosyal bilimsel açıdan. Mesela İttihatçılar böyleydi. Yani İttihatçılar iktidara gelirken biz bu Osmanlı'yı nasıl sömürürüz, sarayın hazinesini nasıl yağmalarız, nasıl tavan ederiz, böyle bir hevesle gelmedi. Ama yani onların da yaptığı büyük stratejik hatalar vardı. Ama yurtsever olduklarından şüphe yok. Yaptıkları çok yanlış. Yani Ermenileri katlettiler, soykırım yaptılar. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nu Birinci Dünya Savaşı'na soktular vesaire vesaire. Yani çöküş bunların yüzünden oldu. Fakat bugünkü tablo, bu kadronun durumu çok farklı. Yani bu kadro Türkiye'yi soymak için geldi ya. Yani çok büyük, yani bu siyasi kadro. Avrasyacılar biraz İttihatçılar gibi yani. Onlar neo İttihatçı da, bu Erdoğan ve yakın çevresi hırsız. Tam hırsız yani bunlar. Şimdi dolayısıyla soydukları, soğana çevirdikleri hazine vergi mükelleflerinin parası. Bu para bitince neyle çevirecekler Türkiye'nin borcunu veya Türkiye'yi nasıl yönetecekler? Paraya ihtiyaçları var. O yüzden de daha önceden küfrettikleri, hakaret ettikleri, suçladıkları Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, aklınıza gelen her ülkeye gidecekler ve oradan para dilenecekler. Dilendikleri paralar. Ya o zaman şöyle 2 mi milyar, oluyor 3 yani? Milyar, 15... Pardon sözünüzü kestim hocam. Buyurun. Estağfurullah. Ya şunu bir tek söyleyeyim. Dilendikleri paralar da bir devlet için, Türkiye kalibresindeki işte ilk 20 ekonomi olduğunu iddia eden bir devlet için çok fındık fıstık paralar yani. Böyle 1 milyar dolar, 2 milyar dolar, 3 milyar dolar dilenmek çok acı bir şey. Bir de üçüncü bir boyut. Evet. Bu dilendikleri ülkeler Osmanlı'nın eski toprakları ya. Bu topraklardan İngiliz işte sömürgeciliği üzerinden türetilmiş yapay devletlere gidip siz koskoca bütün Osmanlı'nın bakiyesi olduğunu iddia ettiğiniz bir yapı olarak gidip oralardan dilencilik yapıyorsunuz yani.
Bu da çok korkunç Evet, bir şey aslında. Yani evet. Bir de böyle yapıp yani her gün söylediklerinizin bir kısmını, tükürdüklerinizin bir kısmını yalıyorsunuz, gidip milletten para diliyorsunuz ve bunu kendiniz yaptınız. Yani CHP iktidarda değildi 20 yıldır mazeretsiz bir şekilde her türlü güç elinizde, hazineyi iflas etmişse sorumlusu sizsiniz. Yani şey değil, başkaları değil. Ama çok güzel bir şekilde sattılar, satmaya da devam ediyorlar dünya lideri olarak. Burada tabii bizim belki anlamakta zorlandığımız bir şey var. Yani bunlarda hukuk, ahlak, ilke, kural falan yok. Yani para konuşuyor. Dün küfrettiği adam bugün cebine birkaç kuruş sıkıştırdığı zaman adamla enseye tokat oluyor. O zaman diyorum ki ya bizim bu Türkiye'deki tüm hukuk mücadelesi verenlerin de gittiği yolu bir gözden geçirmesi mi gerekiyor? Yani tüm KHK'lılar aralarında para toplasalar ve ya kardeşim ne kadarsa bu yaptığın iftiralarından vazgeçmenin, bize yaptığın işte zulümlerden vazgeçmenin para karşılığı ne kadarsa biz onu verelim. Siz de bu şeyden vazgeçin. Yani madem o 15 Temmuz'un finansörü dediğin Birleşik Arap Emirlikleri ile parayla anlaşabiliyorsun. Yani belki Türkiye'deki muhalefetin de özellikle mağdurların da böyle bir yola mı? Bunu da aslında çalışıyor biliyorsunuz. FETÖ masası falan dedikleri şey var ya. Yani parayla satmayacakları herhangi bir değer olmadığını anladık. Dileyelim. Yani bayağı bir epey detaylı konuşmuş olduk hocam dış politikada. Anlamaya çalışıyoruz. Hala soru işaretleri yok değil. Bu soru işaretlerini soruları sormaya devam edelim. Dileyelim insanlar da anlar. Yani Erdoğan'ın destekçileri de, AKP'liler de yani bu arka arkaya sınırsız yalanları, sınırsız U dönüşlerini, sınırsız ahlaksızlık ve ilkesizlikleri, kuralsızlıkları bir nebze anlayabilirler diye ümit edelim. Bu temenniyle bu haftaki programımıza noktayı koyalım mı efendim? Siz bilirsiniz. Bence de çok güzel söylediniz. Ben de tamamen katılıyorum harfiyle. Evet. Değerli izleyiciler, vakit ayırıp izlediğiniz için, değerli yorumlarınız için, destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.